beklettim, kusura bakmayın. Hazım Beyciğim, oğlunuz nasıl? Daha iyice inşallah. Sağ ol. Ne yazmışlar? Ha? Bir şey mi yazmışlar bakayım? Ay el aleme rezil olduk. Ele güne karşı biz hiç çıkmazdık bu gazetelere Hazım Beyciğim. Gazete meselesini sonra konuşuruz. Oturalım mı? Tabii. Kızınız nasıl? Benim küçük kızımın kolu şişti de biraz Hazım Beyciğim. Narin, böyle hemen kızarır bozarır. Aman, oğlunuzun canını kurtardı ya, iner şişliği. Ben aslında büyük kızınızı sormuştum. Taburcu oluyormuş, sevindik. Geçmiş olsun. Çok şükür, sağ ol. Ben de bu sigorta meselesini soracaktım. Acaba devlet ne kadarını karşılıyor bunun? Biz ödemeyi yaptık. Yani zaten oğlum sebep olmuş buna. Münasip olan da budur. Bilseydik özele gelmesini tercih etmezdik ama... Oğlumla kızınızın nasıl tanıştığını biliyor musunuz? Ah Hazım Beyciğim, ah. Biz kendi yağında kavrulan etliye sütlüye karışmayan sıradan insanlarız. Biz sizler gibi değiliz ki. Halkız biz, halk. Haddimi aşmak istemem ama... Yani sizin şu küçük oğlunuzun ünü de herkesçe malum yani. Çok meşhur. Hanımefendi, bu tesadüf nedeniyle mağdur olmamanız için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Hazım Bey, dün akşam biz zaten sizin yeterince başınızı şişirdik. Yani kaderin cilvesi mi dersiniz, oyunu mu dersiniz, ben bilemedim. Benim küçük kızım dün geceden beri nasıl perişan, nasıl üzgün, nasıl utanıyor biliyor musunuz? Ah, ama neyse. Kanıyla oğlunuzun canına can kattı ya. Evet, ama o konu bambaşka. Yani kızınıza yardımları nedeniyle gerçekten müteşekkiriz. Ama yani evde yaptığı hata da affedilecek bir şey değil. Tabii, haklısınız. Yalnız siz de lütfen çok fazla üstüne gitmeyin. Daha çok genç. Şimdi bile yaptığı hatanın farkında olduğunu düşünüyorum. Siz de uygun bir zamanda bizde kalan ödemenizi alın lütfen. Hazım Beyciğim, yani kabahatimiz bir yana şu hastane için de borçlandık biz size. Yani benim bir haftalık çalışmamın karşılığında alacağımın lafı mı olur? Yapmayın Hazım Beyciğim. Borç yok. Bizimle bir ilginiz kalmadı. Alacağınız da kalmasın. İyi günler. Şuna bak. Asil adam dedik. Büyük adam dedik. Ettiği laflara bak. Alacağınız kalmasınmış. Ne iyi adam derdim senin için. Benim kızım senin oğlunun canını kurtardı kanıyla. Öyle can parası 3 kuruşa 5 kuruşa olur mu? Daha dur sen dur. Dur daha neler olacak bak. Oo, dışarısı gazeteci kaynıyor. Egemenler yüzünden başhekim nasıl panik ama. O kaza geçiren kızı servis kapısından çıkaracaklarmış. Hazım Egemen tekrar fotoğraf görürsem buluşuruz demiş. Oğlunun çapkınlığı malum, adam ne yapsın? Öyle vallahi, Sinan Egemen'i zaten ben takip ediyorum gazetelerden, magazinden. Ben böyle şey görmedim. Kaza yapmasına şok oldum geldiği zaten. Geldiği kızı gördün mü sen? Hemen basarız. Dakikasında basarız. Vay vay vay. Hepsi buraya doluşmuş ya bunlar. Haber gelecek. Patron çok sevinecek. O zaman bakacağım.
Arka kapıdan çıkacaklar. Ne? Arka kapıdan çıkacaklar diyorum sana, anlar. Çok iyi. Arka kapıdan çıkıyorlar. Gel bakalım sevimsiz. Anlıyorum, anlıyorum. Mecbur olmasam ben de böyle bir şey istemem ama. Aa, bayılmadın mı sen hala? Efendim? Yani diyorum ki şey, hangisini ziyarete geldin? Çünkü kız saburcu oldu da. Kanlı gözyaşları en sevdiğim. Senin benimle uğraşmaktan başka daha iyi yapabildiğin bir şey var mı Yasemin? Var ama o önümüzdeki derslerin konusu. Asıl sen öğrendin mi kimmiş kız? Hı? Umurumda değil. Ben buraya Sinan değil, Selin'i görmeye geldim. Oo, ama böyle koruyu dik tutmaya çalıştıkça daha komik oluyorsun. Tamam, görüşmek üzere, sağ ol. Nil, hoş geldin. Aha. Karınla karşılaşmadan önce hoş gelmiştim. Ben bu kızı çok seviyorum, çok tatlı ya. Çok güzel uğraşılıyor bunlar. İki dakika ya. Ya yalnızca iki dakika. Ne yaptın da bu kızı bu hale getirdin iki dakikada, ne yaptın? Bana iki dakika daha verseydin bayıltmıştım. Nil, saatlerdir kafede oturuyorsun. Buraya kadar gelip yukarı çıkmadığına inanamıyorum. Gördüm. Ama Yağız hastaneyi yerle bir etti, çok kızdı. Yine o beşinci sınıf mankenlerden değil mi? O kadar bile değil. Hizmetçinin kızı. Ne? Hizmetçinin kızı mı?